أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Evet. Allah Azze ve Celle izin verirse bu hafta 33. baptan devam edeceğiz. Muhammed bin Abdülvahab'ın bu mübarek, bereketli risalesinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşlediğimiz kitap, Kitab-ı Tevhid. Tevhidle alakalı bir kitap. En ince detayına kadar meseleyi anlatan bir kitap. Allah Azze ve Celle izin verirse bu hafta tevekkül babıyla devam edeceğiz. Ama müellif tevekkül babı diye bab başlığı atmamış. Yine bir ayet getirmiş. O ayeti okuyalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Diyor ki müellif, babu kavlillahi teala, Allah Azze ve Celle'nin şu sözünde olduğu gibi, ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin, eğer gerçekten müminler iseniz o zaman yalnızca Allah'a tevekkül edin. Yalnızca Allah'a tevekkül edin. Bu bab başlığıyla alakalı bilgiler vereceğiz ama bizim bu bab başlığından anladığımız nedir? Bugün işleyeceğimiz bab tevekkül babı. Kardeşler, tevekkül meselesi çok azim, çok büyük bir meseledir. Çok önemli bir meseledir. Evet, İslam'ın her meselesi önemlidir. Her meselesi kıymetlidir, ağırdır ama İnsan gereği gibi düşünürse, gereği gibi tefekkür ederse tevekkülün ne kadar önemli olduğunu o zaman anlayacaktır. Her ibadetle beraber yapılması gerektiğini anlayacaktır. Şimdi tevekkül, alimler demişlerdir ki dinin yarısıdır. Yarısıdır. Yarısı tevekküldür, geri kalan yarısı da sebeplere sarılıp amel etmektir demişler. Yine demişler ki yarısı inabedir, yarısı tevekküldür. Yarısı rububiyettir, yarısı uluhiyettir. Delalet açısından diyor. Ondan dolayı tevekkül nedir diye sormuşlar. Demişler ki tevekkül Allah Azze ve Celle'ye dayanıp güvenmektir. Ancak kişinin sebepleri yerine getirdikten sonra dünyalık veya ahiretlik olan maslahatları celbetmek için Allah'a güvenip dayanmasıdır. Bununla beraber yine kişinin sebeplere sarılmakla beraber dünyalık veya ahiretlik olan mefsedetleri def etmek adına Allah Azze ve Celle'ye güvenip dayanmasıdır. Yani hem dünyalık hem ahiretlik. Hayırları celbetmek, mefsedetleri def etmek için kişinin sebepleri yerine getirdikten sonra işleri Allah'a havale etmesidir demişler. Tabii bu bir tanımdır. Biz bununla alakalı başka tanımlar da getireceğiz inşallah. Yine başka alimler şunu söylemişler. Kişinin Allah Azze ve Celle'ye teslim olmasıdır demiş bazı alimler. Kişinin üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah Azze ve Celle'ye kalbiyle itimat etmesidir demişler. Ve farklı farklı şeyler zikretmişler. Birçok mesele zikretmişler. Ondan dolayı biz İbnül Kayyım'ın getirdiği 8-9 tane madde var. Tabi İbnül Kayyım bu maddeleri neye göre çıkarmış? Gerek ayet, hadis ve selefin sözlerine göre çıkartmış. Çünkü selef imamlarının bazıları şunu dediler. Dediler ki tevekkül Allah Azze ve Celle'nin verdiği hükme razı olmaktır. İmam Ahmed dedi ki tevekkül kalbi bir ameldir. Kalbin Allah'a itimat etmesidir. Yine İbnül Kayyım çıktı dedi ki sebep olmadan tevekkül olmaz ki dedi. Öyle beklemek de tevekkül olmaz. Sebepleri yerine getireceksin dedi. Yine başka alimler dediler ki her kim sebepleri terk ederse Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine taan etmiştir, inkar etmiştir. Eğer kalbi olan tevekkülü inkar ederse Allah'ın imanına, Allah Azze ve Celle'ye iman etmeyi inkar etmiştir. Dolayısıyla bunların hepsi mürekkep kelimelerdir. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır demiş İbnül Kayyım. Bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle cem edeceğiz kardeşler. Tevekkül meselesini. 1. İbnül Kayyım diyor ki ilk 3 maddeyi öne aldım ki genellikle alimler bu 3 maddeyi
zikrederler. Derler ki tevekkül budur işte. Bir, Allah'a güvenip dayanmak. Bir. İki, sebeplere sarılmak. Sebepleri yerine getirmek. Üç, sonuca razı olmak. Alimler genellikle bu üç tane sebebi zikrettikten sonra tevekkülün bu olduğunu söylerler. Ama bunun üzerine 4-5 tane daha katacağız. Ama öncelikle bundan bahsedeyim. Mesela Allah'a tevekkül etmeyi biraz sonra uzun uzadıya anlatacağız. Zaten ayetler buna delalet ediyor. Peki sebeplere sarılmak nedir kardeşler? Sebeplere sarılmak nedir? Alimler demişler ki tevekkül kalbin işidir. İmam Ahmed'in dediği gibi. Kalp sebeplere sarılamaz. Sebep amelin işidir. Azaların işidir. Tevekkül ise kalbin işidir. Ne zaman ki tevekkül azalara sirayet ederse veya azalardaki sebepler kalbe sirayet ederse işte o zaman tevekkül bozulmuş olur demişler. Onun için buna çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bazıları sebeplere sarılmadan tevekkül ettiğini iddia ediyorlar. Halbuki biz biliyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Uhud savaşında iki tane zırh giymiş. Bu tevekkül değil midir? Her kim sebepleri terk ederse Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini terk etmiştir. Bu caiz değildir. Veya adamın biri gelmiş demiş ki ey Allah'ın Resulü devemi bağlayıp da mı tevekkül edeyim yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim? Demiş ki deveni bağla Allah'a öyle tevekkül et demiş. Yine sahabeden Ömer radıyallahu anhu Şam'a gideceği zaman veba hastalığının çıktığını duyunca oradan gitmek istiyor. Soruyor sahabeler nereye kaçıyorsun? Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Allah'ın kaderine kaçıyorum diyor. İşte bu sebeptir. Sebepleri yerine getirmektir. Onun için her kim sebepleri inkar ederse biraz önce dediğim gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini inkar etmiştir. İnkar etmiştir. İbnül Kayyım'ın dediği gibi sebepler olmadan tevekkül olmaz. Olmaz. Yine bazı alimlerin dediği gibi ahmak o kimsedir ki sebepleri yerine getirmeden Allah'a tevekkül ettiğini iddia eder. Yine Ömer radıyallahu anhu kendi döneminde bazı gençler görüyor. Sizler diyor necisiniz, ne yapıyorsunuz diyor. Biz diyor mütevekkilleriz. Vallahi diyor siz yiyicilersiniz. Allah azze ve celle bize neyi emrediyor? Tohumu toprağa atıp ondan beklememizi emrediyor. Sen toprağa tohumu atmadan bir şey bekleyebilir misin? Bekleyemezsin. Bu bir kere fıtrata terstir. Akla terstir. Sünnete terstir. Biri şunu diyebilir mi? Ben bu suyu içmeden susuzluğum gider diyebilir mi? Diyemez. Ben eşimle beraber olmadan çocuğum olabilir diyebilir mi? Diyemez. Bir kere Allah Azze ve Celle'nin yarattığı sebeplere terstir. Allah Azze ve Celle sebepleri boşuna yaratmamıştır. Hikmetine binaen yaratmıştır. Her kim sebepleri inkar ederse Allah'ın el-hakim yani Allah'ın her şeyi hikmetli bir şekilde yarattığını inkar etmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi abes olsun diye yaratmaz. Allah emretmiş ki sen toprağa tohumu at sonra bekle. Ondan sonrası Allah'ın işidir. Allah dilerse sana güzel fidanlar, güzel meyveler, sebzeler verir. Dilerse vermez. Buna dikkat edeceğiz. Onun için sebepler tevekkülden ayrılmaz bir parçadır kardeşler. Üçüncüsü sonuca razı olmak. Yine önemli. Allah'a güvenmekle, sebeple beraber sonuca razı olmak. Seleften biri diyor ki adamlar tevekkül ettiğini iddia ediyorlar. Vallahi onlar Allah'a tevekkül etmemişler. Çünkü sonucuna razı olmuyorlar. Allah'ın takdir ettiğine razı olmuyorlar. Bakın kardeşler. Her birimizin hayatında oluyor. Sebepleri yerine getiriyoruz. Allah'a tevekkül ettiğimizi iddia ediyoruz. Ama istediğimiz iş olmadığı zaman hemen üzülüyoruz. Hemen boynumuz bükük, çöküyoruz yere. Oldu mu? Olmadı diyor işte. Şeriat diyor ki böyle olmaz. Sen sebepleri yerine getireceksin. Kalbinle Allah'a tevekkül edeceksin. Ondan sonra olmadı mı? Razı olacaksın. Sonra vaveyla koparmayacaksın. Yok şöyledir, yok böyledir, şunu yapsaydım şöyle olurdu, bunu yapsaydım böyle olurdu demeyeceksin. Allah Azze ve Celle'nin senin için takdir ettiğine razı olacaksın demişler. Ondan dolayı Hasan-ı Basri diyor ki, tevekkül diyor zaten rızadan ibarettir. Rızadan ibarettir. Yani kişi rıza göstermeden Allah'ın kendisi için takdir ettiği şeye hiç tevekkül etmiş olur mu diyor.
olmaz diyorlar. Ve bu şekilde de ne yapıyorlar? Kulun başına gelen şeylere razı olması gerektiğini söylüyorlar. Bu hayatımızda çokça oluyor kardeşler. Her birimizin hayatında oluyor. İstediğimiz şey olmadığı zaman ne diyoruz? Diyoruz ki ah keşke olsaydı, şöyle olsaydı, böyle olsaydı. İşte bunlar yanlıştır kardeşler. Hatta hani biraz önce örnek verdim ya. Dedim ya bazen sebepler kalbe sirayet ediyor. Allah muhafaza. Çok sıkıntılı bir durum. Bazen de tevekkül amellere sirayet ediyor. Sebeplere sirayet ediyor. İşte bu ikisi de sıkıntılı bir durum. İkisi de sıkıntılı bir durum. Onun için bu meseleyi iyi anlamamız lazım. Çünkü biraz önce söylediğim gibi hem dünyalık hem ahiretlik olarak biz Allah'a tevekkül ediyoruz. Dünyalık olarak bazen rızık konusunda Allah'a tevekkül ediyoruz. Bazen çocuk konusunda Allah'a tevekkül ediyoruz. Bazen şifa konusunda Allah'a tevekkül ediyoruz. Bakın bir sürü şey zikredebilirim size. Bazen arkadaş ortamı için Allah'a tevekkül ediyoruz. Karşımıza hayırlı insanlar çıkarsın diye. Ama ahiretlik olan tevekkül en önemli olan tevekküldür. Yani kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin seni bağışlaması, seni sırattan geçirmesi, kabir azabında seni azaptan koruması, o zor zamanlarda sana yardımcı olması için biz Allah'a tevekkül ediyoruz. Dolayısıyla tevekkül hem dünyalık hem ahiretlik olarak iki kısımdır. Ama buraya dikkat etmemiz gerekiyor ki bugün bizim başımıza gelen meselelerin birçoğu şu anda işlediğimiz derslerde mevcuttur kardeşler. Mevcuttur. Bazen sebepleri yerine getiriyoruz, tevekkül etmiyoruz. Bazen tevekkül ediyoruz, sebepleri yerine getiriyoruz. Ya bunlar tam dengeli olması lazım. Onun için bu üç mesele dışında zikredeceğim meseleleri de İbnül Kayyım anlatıyor. Farklı farklı alimler de anlatıyor. Ben kısaca anlatacağım. Demişler ki tevekkül başka nasıl olmalı? Önemli olarak. Demiş ki tevekkül kalpte rusuh etmeli, derinleşmeli. Çünkü Allah Azze ve Celle ne dedi? İn kuntum müminin. Eğer müminlerseniz Allah'a tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz Allah'a iman edersiniz. Gibi böyle birçok ayet var. Yani şart ne? Şart Allah'a iman etmenin şartı tevekküldür. Zaten tevekkülsüz bir iman da düşünülemez değil mi kardeşler? Bir beklentimiz var Allah'tan. Kalbimizi Allah'a bağlamamız lazım. Ahirettir, dünyalık işlerdir, rızıktır. Mutlaka kalbimizi bir şekilde Allah'a bağlamamız gerekiyor ki kalbimizde böyle derinleşsin tevekkül. Derinleşsin. Derinleşmediği sürece tevekkülümüzde eksiklik vardır. Onun için alimler demişler ki kalpte rusuh edecek, derinleşecek. O olmadığı zaman iman olmaz, iman olmadığı zaman tevekkül olmaz. İkisiyle birbirle bağlantılıdır demişler. Ve gerçekten üzerinde düşünüp tefekkür ettiğin zaman İmanın temelini oluşturan şeylerden bir tanesidir tevekkül. Olmazsa olmaz. Hatta Hud Aleyhisselam'ın kıssasını getiriyorlar. Hud Aleyhisselam'a diyorlar ya, şüphesiz ki ey Hud, ilahlarımızdan bazıları seni çarptı diyor. Hud Aleyhisselam, onlara öyle bir meydan okuyun ki, onlara öyle bir meydan okuyun ki, yani elinizden geleni yapın. Bana da göz açtırmayın. İşinizi yarına bırakmayın yani. Şimdi yapın ya. Çünkü ben Rabbime tevekkül etmişim diyor. Nasıl bir tevekkül? Nasıl bir tevekkül ki Hud Aleyhisselam kafirlerin kendisini tehdit etmesi sonucunda verdiği cevaba bak. Ben Rabbime tevekkül etmişim. Yani siz ne yaparsanız yapın Allah'ın bana yazdığından başka hiçbir şey bana ulaşmaz diyor Hud Aleyhisselam. Ve gerçekten imanla tevekkülün bir arada bulunmasının delillerinden bir tanesidir. Bütün peygamberlerin hayatında bunu bulabilirsin. Yani Firavun'a giden Musa Aleyhisselam'a bakabilirsin, değil mi? Kendi kavmine giden Salih Aleyhisselam'a bakabilirsin. Zekeriya Aleyhisselam'a bakabilirsin. Her birinin hayatında tevekkül örnekleri vardır kardeşler. Bizim için örnek olabilecek. Başka demişler ki, yani kişinin her halinde Allah'a tevekkül etmesi. Yani ne demişler? Humudul kalp. Yani mesela örnek vereyim. Her ay senin maaşın geliyor ya. Senin tevekkülün sağlam. Hele bir o maaş gelmesin. Hele bir gelmesin. Bir zora düş. Bir sıkıntıya düş. Bakalım tevekkülün aynı şekilde devam ediyor mu etmiyor mu? İşler ters gitti. Çekler gelmedi. Senetlerde sıkıntı çıktı. Kriz başladı. Durumlar kötüye gitti. Hala kalbin aynıysa,
hala tevekkülün aynıysa demek ki sen tevekkülün sağlam. Ama yok, en ufak bir şeyde kalbin çırpınıyorsa bir kuş gibi, eyvah ne olacak şimdi diyorsan, kardeşler vallahi billahi bu tevekkülde sıkıntı var diyor alimler. Onun için tevekkül öyle bir şey kardeşler. Humudul kalp. Kalpte yer edecek. Hem sıkıntılı zamanlarda hem rahat zamanda. Aynı olacak. Çünkü sen sebeplerini zaten yerine getirmişsin. Senlik bir durum yok ki. Veren Allah. Dileyen Allah. Razı olman lazım. Ama sen ne yapıyorsun? Razı olmuyorsun. Hemen çırpınmaya başlıyorsun. Acaba işler kötüye gidecek? Acaba aç mı kalacağım? Acaba bana para verecekler mi? Acaba birine muhtaç mı olacağım? Diye. Ne yapıyorsun? Allah muhafaza, tevekkülünü bozuyorsun. Evet kardeşler, vallahi insan ne kadar Rabbine tevekkül ederse Allah Azze ve Celle ona o kadar yardım eder. Gerçek manada Allah'tan korkan, ona tevekkül eden insanlar karşılığını görüyorlar. Biz gördük, görmedik değil. Her birimizin hayatında sıkıntılı dönemler oldu. Geçim sıkıntısı oldu. Müşrik ailelerimizle sıkıntılar yaşadık. Acaba ne olacak demedik. Niye? Çünkü sahabenin hayatına baktık ki sahabenin hayatında sıkıntılar var. Bu bizim de başımıza gelecek. Yeri geldik, dedik ki ya aç kalsak oruç tutarız dedik. Dememiz lazım. Her birimizin bunu demesi lazım. Sıkıntıya düşsek, arkadaşsız kalsak, ortamsız kalsak tek başımıza İbrahim Aleyhisselam gibi dinimizi anlatırız. Kalbimiz böyle hemen korkuya kapılmaması lazım. Çünkü biz Rabbimize tevekkül ettik. Biz inancımızın doğru olduğunu biliyoruz, savunuyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz deyip gerek dünyalık gerek de ahiretlik olan meselelerle alakalı Rabbine tam bir şekilde tevekkül etmen lazım. Başka bir mesele ise o ilk zikrettiğim üçün dışında üçüncüsü, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını iyi bilirsen demiş alimler, kesinlikle tevekkülünde sıkıntı olmaz. Tabii bu bilmek öyle dil ile ezberlemek değil ha. Kişinin bellemesi, anlaması, yaşamasından bahsediyorum. Çünkü bir adam Allah Azze ve Celle'nin El-Vekil ismini öğrendikten sonra başka birini kendine vekil tayin eder mi? Etmez. Allah'a yapacağı ibadeti başkasına yapar mı? Yapmaz. Kalbini Allah'tan başkasına bağlar mı? Bağlamaz. Çünkü Allah El-Vekildir. Allah bana yeter. Bana yeter dersin. Sonuç onun elinde, sebep onun elinde, her şey onun elinde dersin ve Allah'ın isim ve sıfatlarını bilirsen, Allah Azze ve Celle'nin sebepleri de bir hikmete binaen yarattığını anlarsın. Kudreti gereği bunu yarattığını anlarsın. Bunları bilirsen anlarsın ama sen Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmezsen bunları anlayamazsın. Cehaletinle kalırsın Allah muhafaza. Onun için Allah'tan en çok Allah Azze ve Celle'yi tanıyan alimler korkar. Alimler korkar. Dediğim gibi bu anlamaktan kastım Allah Azze ve Celle'nin gerçekten isimlerini, sıfatlarını anlayıp bellemektir diyebilirim. Veya dördüncüsü ise Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü zan besleyeceksin. Tevekkülünün sağlam olmasını istiyorsan. Bu da çok önemli. Kişi Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü zan beslerse Allah Azze ve Celle ne diyor? Ben diyor kulumun hakkımdaki zannı gibiyim. Yani kulum beni nasıl zannediyorsa ben o şekildeyim. Kulum beni iyi biliyorsa ona iyi davranırım. Değil mi? Merhametli biliyorsa ona merhamet ederim. Gibi çoğaltabiliriz. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aman ha sizden biri ölmeden önce kalbine Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü zan beslesin. Kalbini Allah'a karşı hüsnü zan beslesin, temizlesin. Çünkü siz Rabbinize kavuştuğunuz zaman düşünsenize, sen Rabbini nasıl biliyorsun? Haşa zulmedici, haşa affetmeyen gibi bilirsen Allah muhafaza. Allah muhafaza bu senin için bir zarar olur. Onun için biz ne yapacağız? Biz Rabbimize karşı hüsnü zan besleyeceğiz. Seleften bazılarına yine sormuşlar. Demişler ki tevekkül nedir? Demiş ki tevekkül kişinin Rabbine karşı hüsnü zan beslemesidir demiş. Ya peki isim sıfatlarını bilsen zaten Rabbine karşı hüsnü zan beslersin. Hepsi birbiriyle bağlantılı, fark ediyorsunuz değil mi? Mürekkep, terkipli bir şekilde hepsi birbiriyle bağlantılı. Hasan-ı Basri diyor ki mümin diyor şayet diyor Rabbine karşı hüsnü zan beslerse salih amel işler.
hüsnü zan beslemezse kötü amel işler. Gerçekten de bu böyledir. İbnül Kayyım da bu sözü destekleyici sözler söylüyor. Salih amel işleyenler genellikle Rabbine karşı hüsnü zan besleyen insanlardır. Bunun dışındakiler Allah muhafaza ya harici gibi Allah'ın rahmetinden ümit kesen insanlardır. Geçen sefer anlattık. Ya da irca ehli gibi hiçbir amel yapmadan ya biz Rabbimiz gafurdur, rahimdir, gafurdur, rahimdir, gafurdur, rahimdir diyen insanlar gibidir. Ama sen Rabbine karşı hüsnü zan besliyorsan Hasan-ı Basri'nin dediği gibi sen salih amel işlersin. Çünkü onun gereği salih amel işlemektir. Yoksa amelleri terk etmek değildir. Bugünkü müşriklerin hiçbir amel yapmadan biz cehenneme girer çıkarız demeleri gibi değildir. Burayı karıştırmayalım. Onun için ölçülü bir şekilde olması gerektiğini söylemişler. Beşincisi ise kişinin bütün işlerini yaptıktan sonra Allah'a tevdi etmesi, bırakması, havale etmesi. Aklı, fikri sadece Allah'ta. Yani aklını başka hiçbir şeyin çelmemesi. Sadece Rabbine güvenmesi. Sadece Rabbine işleri havale etmesi. Hatta bazı alimler örnek veriyorlar. Diyorlar ki bu şuna benzer diyor. Yeni doğan bir bebek annesinin sütünden başka bir şey arar mı? Aramaz. Ondan başka bir süte yönelir mi? Yönelmez. İşte kulun tevekkülü böyle olur diyor. Kul Rabbine böyle tevekkül eder. Başka hiçbir şey gözü görmez. Hiçbir şey. Eğer böyle olursa işte bu tevekkül, bu bahsettiğim 8 veya 9 maddeyi bir arada terkipli bir şekilde anlarsak tevekkülümüz o zaman sağlam bir temelin üzerine bina etmiş oluruz diyebilirim. Evet. Şimdi abi ayeti okusun. Açıklamaya devam edelim. 33. bab. Eğer mümin derseniz ancak Allah'a tevekkül edin. Maide 23 ayeti hakkında. Evet. Burada alimler bunu şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki ve alallahi buradaki ve alallahi Allah lafzı celalesi fetevekkelu fiilinden önce gelmiş. Bu ne demektir? Bu hasır demektir. Hasır yani bir şeyi bir şeye hasretmek. Yani sadece Allah'a tevekkül edin demek. Normalde nasıl olur Arapçada? Fetevekkelu alallahi olur. Ama burada tam tersi olmuş. Öyle olunca Arapçada bu hasır ifade eder. Yani Allah Azze ve Celle'ye yalnızca ona tevekkül edin. Eğer in kuntum mu'minin, eğer müminler iseniz. Burada bir de şart var. İn kuntum mu'minin. Burada şart var. Eğer gerçekten iman edenlerdenseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin. Burada Allah Azze ve Celle ibadet olan tevekkülün sadece Allah'a has olduğunu, Müslümanların sadece ona tevekkül etmesi gerektiğini söylüyor. Bu birincisi. Neden? İnsanlar tevekkül ediyor mu? Her insan tevekkül ediyor. Müşriği de tevekkül ediyor, Müslümanı da tevekkül ediyor. Ama bizim bahsettiğimiz tevekkül bu değil. Bizim bahsettiğimiz tevekkül Allah Azze ve Celle'nin istediği tevekkül. Biraz önce zikrettiğim 8 tane 9 tane maddeyle zikrettiğim tevekkül. Onların üzerine bina edersen işte bu gerçek tevekkül olur. Yoksa bugün zaruri bir tevekkül var insanlarda. Zaruri adam her şey yapıyor, çaresiz kalıyor, mecbur Allah'a tevekkül ediyor. Ateisti de bunu yapıyor, müşriği de bunu yapıyor, demokratı da bunu yapıyor. Allah'a tevekkül ediyor. Adam her şeyi yapıyor, iş bitiyor. Ya ben Allah'a tevekkül ettim diyor. Öyle bir tevekkül tarzı olmaz. Biraz önce zikrettiğim gibi müminlerin tevekkülü sıkıntıda ve rahatlıkta. Sebepler daraldığı zamanda, bollaştığı zamanda Allah'a tevekkül etmektir. Kalbin çırpınmamasıdır. Kalbin zorlanmamasıdır. Hani dedim ya örnek, adamın maaşı iyi. Adam tabii tevekkül ettim der, elhamdülillah der. Su ağzından tevekkülün dışında hiçbir şey çıkmaz. Hele bir Allah sıksın bakalım kemerini. Sıksın bakalım boğazını. Bir daralsın bakalım rızkı. O zaman tevekkülün gerçeği ortaya çıkar. Gerçekten bu adam hem rahatlıkta hem bollukta Allah'a tevekkül ediyor mu etmiyor mu işte o zaman çıkar. Onun için biz ne diyeceğiz? Demek ki tevekkül iki çeşittir. Bir, zaruri olan tevekkül, bütün insanlarda olan tevekkül. İki, iradeyi yani sen kendin kesbederek, kendin uğraşarak kazandığın bir tevekkül vardır ki bu da sadece müminde olur. Bizim bahsettiğimiz in kuntum mu'minin, eğer gerçekten iman edenlerseniz Allah'a tevekkül edinden kastımız budur
diyebiliriz. Ve bununla alakalı kardeşler birçok ayet var. Eğer müminlerseniz Allah'a tevekkül edin. Musa aleyhisselam kendi kavmine söylüyor. Eğer gerçekten müminler ve Müslümanlarsanız Allah'a tevekkül edin. Bu çok zikrediliyor. Onun için dedim biraz önce. Tevekkül tevhidle ilişkili bir şeydir. Ne kadar çok tevekkülün varsa o kadar çok tevhidin vardır. Sağlamdır. Ne kadar çok tevhidin varsa, imanın o kadar yüksekse o kadar da sen nesin? Tevekkül sahibisin demiş alimler. O zaman şöyle anlıyoruz. Demek ki tevekkülün çeşitleri vardır. Demek ki bazı tevekküller vardır ki insan Allah'a şirk koşabilir. Allah muhafaza. Çünkü tevekkül ibadettir. Bu kadar şey anlattık. Demek ki ibadettir. İbadetin bir parçasıdır. Olmazsa olmazlarındandır. Bunu anladık. Alimler tevekkülü 3 kısma ayırmışlar kardeşler. 1. Demişler ki tevekkül, birincisi şirk olan tevekkül. Kişinin Allah Azze ve Celle'ye yapması gereken tevekkülü başka birine yapması. Mesela örnek verecek olursak, mesela Allah Azze ve Celle izin vermemiş, izin vermediği konularda kişinin gidip mesela birinden yardım dilemesi gibi, şifa dilemesi gibi, kalbini ona bağlaması gibi veya kıyamet günü kabir azabını şeyhi def edecek gibi, sırattan hızlı geçirecek gibi, onu bağışlayacak gibi, bağışlamasına vesile olacak gibi veya şefaat edecek gibi tevekküller, ki zaten şefaat tevekkülün bir parçasıdır diyor İbn-i Teymiye, bunların hepsi şirk türündendir eğer Allah'tan başkasına yapılırsa. Çünkü birinci şart, bu insanların, bu varlıkların buna gücü yetmez. Öyle bir güçleri yok. İki, sen Allah'a yapacağın ibadeti onlara yapıyorsun. Yani hem rububiyette hem uluhiyette Allah muhafaza Allah'a şirk koşmuş oluyorsun diyebiliriz. Bu verdiğimiz örnekler şirk türündendi. Bununla alakalı çok örnek verilebilir kardeşler. Yakın zamanda İran'da Meşhed diye bir bölge var. İmam Rıza'nın kabri var orada, türbesi var. Bilmiyorum internetten baktınız mı? Her sene milyonlarca insan gidip ziyaret ediyor. Ve bu insanın kabrine öyle bir gidiyorlar ki kardeşler, oraya giden şifa bulur. Oradan su içen şifa bulur. Oradan yemek yiyen işte bereketi artar. Ve benzeri o kadar çok tevekkül, o kadar çok ibadet var ki, yani diyeceksiniz ki şirk görmek isteyen gitsin orada görsün. Ve oraya milyonlarca insan gidiyor. Milyonlarca diyorum. Hiç boşalmıyor. Hiç. Bu 12 imamdan bir tanesi. 8. imamları. Ve bu şahsın zaten orada ölüp ölmediği zaten şüpheli, Medine'de öldüğü rivayet ediliyor. Ama bu müşrikler kendilerine tapacak bir şey bulmak için onun hayalini getirmişler oraya, orada tapıyorlar. Zor bir şey değil. Aynı bugün bizim müşriklerin yaptığı gibi. Yani bu kabirleri, bu türbeleri bakıyorsun, bu insanlar burada ölmemişler. Kim getirmiş? Şeytan ve yandaşları getirmiş. Getirmiş ki insanlar oraya ibadet etsinler. Ebu Derda burada diyor. Ebu Derda'nın burada ne işi var? Eyyub el-Ensari burada diyor. Adamın orada öldüğü belli değil. Yok rüyasında şunu gördü, yok bunu gördü gibi. Veya mesela daha önce de anlattığım, yakın zamanda doğuda bir kabri açıyorlar. İçi boş. Yeter ki insanlar ibadet etsinler kardeşler. Yeter ki insanlar ibadet etsinler. İran'da da aynı mesele devam ediyor ve insanlar tevekkülde zirve yapmışlar yani. Her şeylerini onlara bağlamışlar. Hatta orada bir yemek dağıtılıyor. O yemek verildiği zaman, çekilişte yemek verildiği zaman tamam diyorlar. Bu adam kurtardı paçayı. O kadar yani tevekkül ediyorlar. Gerçekten Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği tevhid nimeti çok büyük bir nimet kardeşler. Çok büyük bir nimet. İnsan onları gördükten sonra Allah'a yatıp kalkıp şükrediyor, hamd ediyor. Başka bir mesele ise, ikincisi ise tevekkülün caiz olmayan kısmına gelecek olursa, o da kalbin sebeplere sarılması, sebeplere sirayet etmesi. Örnek vereyim size. Mesela zahiri sebepler var ama kalp zahiri sebeplere ne zaman meylederse işte o zaman alimler demişler ki bu küçük şirk olur. Neden? Örnek vereyim. Mesela evet bu adam bu işe gücü yetiyor. Takdir ediyor ama sen ne yapmışsın? Sanki bu adam yapacakmış gibi kalbini de ona bağlamışsın. Alimler demişler ki sebeplerle beraber kişi Allah'a tevekkül eder ve oraya da meylederse işte o zaman o küçük şirk olur. Örnek vereyim, adam hastaneye gidiyor. Ameliyat olacak. Doktor var. Ya diyor, bu doktor yaptığım iş bitti diyor.
doktorun iyi bir doktor olmasına dayanarak Allah'a tevekkülü eksik oluyor. Oraya meylediyor. İşte bu küçük şirktir kardeşler. Bu küçük şirktir. Daha önce anlattım. Ne dedim ben size? Dedim ki rukiye yapanda yoktur keramet. Keramet okunan ayetlerdedir. Her kim kalbini kişilere bağlarsa Allah muhafaza. Bu caiz değildir. İşte biraz önce verdiğim örnek bunun gibi. Adam diyor yok ben diyor Nisa hastanesine gitmeden düzelmem diyor. Öbürü diyor başka bir şey diyor. Yani kalbim nerede? Şifa veren kim? Allah. Kalp nerede? Kalp şu hastanede, bu hastanede, bu doktorda, bu doktorda. Şunu söylerken şunu söylemiyorum. Tabii ki zahiri sebepler vardır. Ama kalp zahiri sebeplere meylederse Allah muhafaza o zaman ne olur? O zaman kişi küçük şirke düşmüş olur diyebilirim. Veya rızık meselesine gelecek olursak patron var. Hani evet bir yandan kalbin Allah'a bağlı ama bir yandan da ya bu adam beni işten kovarsa eyvah gittim diyerek bak şimdi. Halbuki sana düşen neydi? Zahiri sebepleri yerine getirip kalbi Allah'a bağlamaktı. Sen ne yaptın? Hemen kalp zahiri sebeplere meylettiği için Allah muhafaza bu küçük şirk oldu. Ama ne zaman bu küçük şirk olur, ne zaman büyük şirk olur? Verenin Allah olduğunu, bunu dileyenin Allah olduğuna inanırsan, sebeplere sadece meyledersen o zaman küçük şirk olur. Ama sen dersen ki rızık bunun elindedir, rızkı veren budur. Tamamıyla ona yönelirsen Allah muhafaza bu büyük şirk olur. Biraz önce verdiğimi de o baptan zikredebiliriz. Veya mesela bir sultandan gelecek bir ezadan korunmak için, mesela devlet sana eza verecek, sıkıntı verecek. Sen ne yapıyorsun? Sen birilerine para veriyorsun ama zannediyorsun ki o onu senden def edecek. Kalp Allah'tan çıktı artık. Eğer tamamıyla Allah'a bırakıp oraya yönelirsen Allah muhafaza bu büyük şirk olur. Ama sebeplere sarılmakla beraber bunun sadece bir sebep olduğuna inanırsan işte o zaman bu küçük şirk olur. Onun için biraz önce dediğim önemli meseleyi unutmamak lazım. Kalp zahiri amellere sirayet etmeyecek. Zahiri ameller de kalbe sirayet etmeyecek. Bunların her birinin yeri farklıdır kardeşler. Evet. Üçüncüsü ise caiz olan tevekkül. O da nedir? Kişi gücü yeten birine dünyalık bir işini tevdi etmesi, vekalet vermesi. Peygamber aleyhissalatü vesselam zekat memuru seçmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın adına gitmişler, zekat toplamışlar. Vekil tayin etmiş onları. Ali radıyallahu anhu'ya kurban kesmesi için vekalet vermiş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve benzeri şeyler zikredilebilir. Kişi ne yapar? Kişi birine vekalet verir. Benim adıma konuş. Benim adıma şunu yap. Benim adıma ama gücü yeten birine. Burada da yine sonuç olarak kalp kime gitmesi lazım? Allah azze ve celle'ye giderse o caiz olur. Ama burada yine oradan gelecek bir beladır, bir sıkıntıdır, başka bir şeydir. Burada yine kalp başka bir yere meylederse Allah muhafaza yine burada sıkıntılı bir durum olur diyebilirim. O zaman üç şekilde anladık. Şirk olan, küçük şirk olan veya caiz olan tevekkülü anlamış olduk. Evet devam edelim şimdi abi. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler. Enfal 2. Evet, burada da yine kasır ifade eden bir söz var. İnnemel mu'minunellezine, müminler o kimselerdir ki, müminler ancak o kimselerdir. Ancak o kimselerdir. Hemen Allah Azze ve Celle müminlerin sıfatlarını bize zikrediyor. Burası çok önemli. Gerçekten bir Müslüman ne kadar Müslüman olduğunu, bir mümin ne kadar mümin olduğunu bilmek istiyorsa bu ayeti mutlaka okusun. Mutlaka okusun. Birinci özellik. Allah Azze ve Celle anıldığı zaman ne yapar? Yürekleri titrer. Yani daha önce dedik ya وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ yani kalpleri korkar, ürperir Allah anıldığı zaman. Şayet Allah anıldığı zaman bizde gerçekten bu bir duygu oluyorsa, kalplerimiz ürperiyorsa, ahiret hatırlatıldığı zaman gözlerimiz doluyorsa, Allah'ı anıyorsak demek ki doğru yoldayız. Ama müşrikler gibi hani gözlerimizin önüne perde çekilmiş gibi hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey duymuyor gibiysek, hala kahkaha atmaya bakıyorsak ahiret hatırlatıldığı zaman, demek ki kardeşler burada bir problem vardır. Bu problemi düzeltmemiz lazım. Devamında وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ اَيَاتُهُ diyor. Onlara ayetler okunduğu zaman زَادَتْهُمْ اِمَانًا İmanları artar. Ayet okuyoruz değil mi? İmanlarımız artıyorsa doğru yoldayız. İmanlarımız artmıyorsa
Demek ki hala kalbimizde problemler var. Hatta alimler İbn Abbas'tan rivayet edilir. Bu meseleleri tek tek zikrediyor. Tek tek zikrediyor. Bu anlatılan meseleler münafıklarda olmaz diyor. Şayet kim hakkıyla bunları yerine getirirse bu gerçekten mümindir diyor. Çünkü üçüncü kısımda ne var? وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Bir, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. İki, ayetler okunduğu zaman imanı artar. Üç, onlar Rablerine tevekkül ederler. Tabi ayet devam ediyorlar. Onlar namaz kılarlar, onlar zekat verirler diyerek Allah Azze ve Celle devam ediyor. İşte gerçek müminler bunlardır diyor. Allah Azze ve Celle bir daha tekit ederek gerçek müminler bunlardır diyor. Ve bize burada müminlerin sıfatlarını anlatıyor. Burada bizi ilgilendiren bir nokta da demek ki iman artar ve eksilir. Değil mi? Selef imamları böyle inanır ve bu konuda icma etmiştir. Buradaki icmadan kim dışarıda kalmıştır? İmam Ebu Hanife. Bunun dışındaki bütün imamlar imanın salih amellerle artacağını, masiyetlerle de azalacağını bu ayete dayanarak ve benzeri ayetlere dayanarak söylemişlerdir. Evet. Devam edelim abi. Ey peygamber, sana ve sana uyan müminlere Allah yeter. Enfal 64. Evet. Burada Allah Azze ve Celle ya eyyuhen nebiyyü hasbukallah. Ey nebi, Allah sana yeter. Ve men ittebaake minel mu'minin diyor. Ve seninle beraber olan müminlere de yeter. Dolayısıyla bu ayetin okuruşu kardeşler şunu ifade ediyor. Allah Azze ve Celle nebisine seslenerek ey nebi, Allah sana yeter. Ve seninle beraber müminlere de yeter. Burada fark ettiyseniz Allah Azze ve Celle silahtan bahsetmiyor. Attan bahsetmiyor. Güçlü mücahitlerden bahsetmiyor. Burada Allah Azze ve Celle'nin yeteceğinden bahsediyor. Onun için kifayet demek bu. Buradaki hasbuk. Allah sana kifayet eder demek. İbnül Kayyım diyor ki buradaki kifayet etmek, yani Allah'ın yeteceğinden bahsetmek, bu sadece Allah'a kastır. Allah Azze ve Celle birçok ayette Allah ve Resulü der. Allah ve Resulü der ama hiçbir zaman size Allah ve Resulü yeter demez diyor İbnül Kayyım. Onun için bu sadece Allah'a kastır. Kifayet sadece Allah'a kastır. Yani kuluna yetecek olan kimdir? Sadece Allah'tır. Onun için nebisine de bizzat seslenerek, bazen ey Resul diye seslenir, bazen ey Nebi diye seslenir. Burada ey Nebi diyerek seslenir, Allah sana yeter. Ve seninle beraber olan müminlere yeter. Peki bunun bizim konumuzla alakası ne? Yetmek, kifayet etmek demektir. Yani tevekkül edin. Yalnızca Allah'a tevekkül edin. Siz başkalarına tevekkül ederseniz, İbn-i Teymiye'nin dediği gibi, kıyamet günü hüsrana uğrarsınız. Tevekkül edenler sizi yarı yolda bırakır. Hani bugün ne diyorlar ya, sırtını devlete daya sıkıntı olmaz. Yok öyle bir şey. Sırtını devlete dayarsan cehenneme gidersin. Bu devlet bugün var, yarın yok. Bugün senin rızkını verir, kurtarır. Kıyamet günü kim seni kurtaracak? Kim? Hiç kimse seni kurtaramaz. Onun için sırtını alemlerin Rabbi olan Allah, her zaman diri olan, baki olan Allah'a dayayacaksın. Onun için burada bir uyarı vardır. Hem Nebi'ye hem de müminlere. Allah size ve sizinle beraber olan müminlere yeter diyor. Allah Azze ve Celle bize bu konuda uyarıyor. Onun için hasb kelimesi, hasbukallahu, Allah size yeter. Bu sadece Peygamber aleyhissalatü vesselama direkt hitap olarak sadece Allah'a hastır diyebiliriz. Evet. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Talak 3. Evet, bu da aynı ayetin başka bir manası. Burada ama ne geçiyor? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Her kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Ne demek? Yani sizden her birine ben derim ki şunu yaparsan şöyle olur. Bunu yaparsan böyle olur. Zaten ayetin öncesinde ne geçiyor? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Her kim Allah'tan korkarsa Allah ona çıkış kapısı sağlar. Ve ayetin devamı budur işte. Her kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Ona yeter. Yani sizin bir sıkıntınız mı var? Bir işiniz mi var? Allah'a tevekkül edin hakkıyla. Bakın göreceksiniz. Allah size yetecektir. Üçüncü şahıslar, dördüncü şahısların sizin hayatınızda hiçbir etkisinin olmadığını anlayacaksınız.
Ama sünnete uygun bir tevekkül yapacaksınız. Sünnete uygun. Yoksa yat kalk, armut piş, ağzıma düş, hiçbir şey olmadığı gibi evde yatayım, rızkım gelsin, evde yatayım, davet olsun, insanlar İslam'ı öğrensinler. Böyle bir şey yok. Bu sünnete aykırı. Elinden geleni yap, Rabbine tevekkül et, bak göreceksin Allah sana yetecektir. Ve hiç kimseye de ne olmayacaktır? Hiç kimseye de ihtiyacın olmayacaktır. Olmayacaktır. Kafi gelecektir sana Allah Azze ve Celle. Onun için diyor ki وَعَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Her kim Allah'a tevekkül ederse Allah Azze ve Celle ona yeter. Evet, burayı da okuyalım abi. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet edilmiştir. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de aynı kelimeleri müşriklerin şu ayette belirtilen sözü üzerine söylemişti. Düşmanlarımız olan insanlar size karşı asker topladılar. Aman sakın onlardan dediklerinde bu onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Ali İmran 173. Evet, buradaki ayette kardeşler İbn Abbas bu meseleyi anlatırken öncesinde İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını her biriniz biliyorsunuz. Tabi Kur'an bize çok detaylı anlatmıyor ama tarih kitapları, tefsir kitapları bize detaylı anlatıyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'a karşı yaptığı bazı şeylerden bahsediyor. Kur'an'da bahsedilen tarafı putları kırıyor. Bunlar da kendi ilahlarına yardım etmek için İbrahim Aleyhisselam'ı yakmakla tehdit ediyorlar. Ve tabi tarihi kitaplarda, tefsir kitaplarında şu geçer. Bunlar günlerce ateş yakıyorlar. Günlerce ateş yakıyorlar. Ve mancınık yapıyorlar. Büyük bir mancınık yapıyorlar. Hatta öyle bir ateş yakıyorlar ki o ateşin etrafına bile yaklaşamıyorsun. Her şeyi ne yapıyorlar? Mancınıkla atıyorlar. Odunları, aklınıza gelebilecek bütün ateşleri ve bu şekilde kendi ilahlarına yardım edeceklerini iddia ediyorlar. Ve ne zaman ki atacağı zaman farklı farklı böyle tarih kitaplarında, tefsirlerde rivayetler var. Melekler gelip soruyor. Bir rivayete göre Cibril geliyor. Bir rivayete göre farklı farklı melekler geliyor. Bir isteğin var mı diyor. O da diyor ki hasbi Allah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tabii öncesinde bazı konuşmalar geçiyor. O konuşmalar dediğim gibi tefsir kitaplarında ve tarih kitaplarında geçtiği için bazıları şeriatta ters gibi göründüğü için aktarmak istemiyorum. Ama buradaki sözü hadisle sabittir. İbn Abbas bize bunu naklediyor. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir diyor. Aynı şey Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında da oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Uhud savaşından sonra biliyorsunuz çok sıkıntılı dönemlerde. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselama soruyorlar. Senin için en sıkıntılı dönemler ne zamandı? Tabi aleyhissalatü vesselam iki sıkıntılı döneminden bahsediyor. Uhud ile Taif meselesinden bahsediyor. Çok sıkıntılı dönemler. Aleyhissalatü vesselamın mübarek dişi kırılıyor. Yüzüne miğfer giriyor, kanıyor. Dolayısıyla birçok sahabe şehit oluyor o dönemlerde. Ama buna rağmen aleyhissalatü vesselam hala bakın fark ettiyseniz sebepleri terk etmiyor. 70 tane süvariyle müşriklerin peşinden gitmeye devam ediyor. Hani olur da Medine'ye saldırırlar diyerek. Tabi Allah Azze ve Celle bunların Ebu Süfyan ve ordusunun kalbine korkuyu salınca bunlar Mekke'ye dönmeye karar veriyorlar. Ve Mekke'deyken, Mekke'nin girişindeyken Abdülkays heyetinden bazı kimseler görüyor. Diyorlar ki siz nereye gidiyorsunuz? Biz Medine'ye gidiyoruz diyorlar. Size bir haber versek onu Muhammed'e götürür müsünüz? Götürürüz diyorlar. O zaman diyor Muhammed'e söyleyin aleyhissalatü vesselam. Deyin ki biz geleceğiz ve onların hepsini öldüreceğiz. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tehdit ediyor. Tabi bunlar geliyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselama bu sözü söylüyorlar, aktarıyorlar. O da diyor ki hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Ve ayetten de anladığınız gibi Allah Azze ve Celle diyor ki bu onların sadece imanını arttırdı. Tehditler insanların korku diye, korkutma diye bahsettikleri şeyler sadece onların imanlarını arttırdı. Burada bize var bir işaret, bize. Şayet başımıza gelen musibetler, sıkıntılar, tehditler, siz eğer ki sakal bırakırsanız, siz beraber olursanız, siz
tevhidi takılırsanız, siz insanlarla, insanlara hakkı anlatırsanız, insanlarla beraber olmaya devam ederseniz, sizi hapsedeceğiz, sizi öldüreceğiz, size müebbet vereceğiz, sizi şunu yapacağız, bunu yapacağız diyenlere diyeceğiz ki hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyeceğiz ve söyledikleri sözler bizim ancak imanımızı arttırması lazım. Çünkü müminlerin sıfatları bu şekildedir. Sahabeden biz bunu öğrendik. Onun için devletlerin tehditleri, yabancı cemaatlerin tehditleri, kafirlerin tehditleri Müslümanları yollarından alıkoymaması lazım. Eğer hak olduğunu biliyorsan, insanların ne dediğinin seni çok ilgilendirmemesi lazım. Sana düşen sebepleri yerine getirip kalbini Allah'a bağlamaktır. Başka bir şey değildir. Onun için buradaki iki tane örnek peygamber, bunlar ikisi de nedir kardeşler? Bunlar Allah'ın halilidir, halili, dostudur. Biz ne dedik? Halillik sevgiden daha üst mertebededir. Allah Azze ve Celle şüphesiz ki Allah İbrahim'i kendine halil edindi dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadiste dedi ki muhakkak ki Allah Azze ve Celle İbrahim'i kendine halil edindiği gibi beni de kendine halil edindi dedi. İki tane peygamberi Allah Azze ve Celle kendine halil edindi. İşte bu halillerin vasıflarıdır, sıfatlarıdır. Onun için kardeşler bizim bu tür meselelerle karşı karşıya geldiğimiz zaman bize düşen nedir? Bize düşen bizim ancak imanımızı arttırır diyeceğiz. Başka bir şey değil. Allah bize vekildir. O ne güzel vekildir. Ni'mel Mevla ve ni'mel Nasir. O ne güzel Mevla, ne güzel sahiptir, ne güzel yardımcıdır. Ve bununla alakalı Kur'an'da o kadar çok ayet var ki kardeşler, biz bu ayetleri tek tek irdelemeye kalksak, yani bir derste bitiremeyiz. Ondan dolayı bu iki tane şahsiyetin hayatları ve burada verdikleri cevap bizim için gerçekten örnek teşkil ediyor. Bizim de bu konuda başımıza gelen bazı sıkıntılardan dolayı kalplerimizin ürpermemesi, korkmaması, bizatihi Allah'a tevekkül edip üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor diyebilirim. İnşallah burada duralım. Vaktimizi de zaten doldurduk. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك